Arkadaşlar herkese selamlar. Bir PES 2021 mobil videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yetenek avcım var mıymış ona bakacağım. O bayağı bir yetenek avcısı var. Bunları serisiyle alalım arkadaşlar. Oyuncuları levellerini basacağım. Levellerini yükselteceğim. Takım gücüm 4000'i geçti. Takımım bayağı güçlü oldu arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar buraları. Çünkü oyuncuların levelini yükseltmemiz lazım. Evet. Şöyle ne kadar kaldı? İyi 3 tane kaldı. Çok kalmamış. Evet, gelin hep beraber bir top açılımına geçelim arkadaşlar. Bayağı bir topumuz var. Evet. Hangisine vardı? O 3 tane Juventus'tan gelmiş. GF olan gelirse gayet iyi olabilir. Harry Kane geldi. İşe yaramayabilir. Juventus'tan Ronaldo mu? Garip birisi geldi. Origi geldi Liverpool'dan. Geçelim. Diğer toplara. Flamengo ücretsiz veriyormuş. Hangi oyuncuyu veriyor acaba? Aa, Zico. Burada kim var arkadaşlar? Romairo. Bebeto. Abi Zico'yla Romairo gelir inşallah. Romairo gelir ya. Ne diyelim? Evet, Michael Ab dönüyor. Dünya ablemi dönüyor. Zico ya da Romairo. Sol ayak kim abi? Ah, Denilson geldi ya. Silver Gold bilek var. Önce bilekten başlayalım. Hızlı hızlı geçip şöyle. Bilek bitti. Gold bar'a geri dönelim arkadaşlar. Evet. Gold bal. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya çok bir şey çıkmıyor zaten. O yüzden benim de açıkçası pek umudum yok. Hiç güzel şeyler gelmiyor ya gerçekten. Seri seri geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bir an önce şey yapmam lazım. Oyuncuları açıp levelini yükseltip size tanıtmam lazım. Tokomoko çıktı. Diaby çıktı. Hadi ücretsiz açalım yine. Hadi Silverball'dan hiç umudum yok da gerçi. Samir çıktı Udinese'den. Hadi bakayım. Arboleda. Evet, bir Silverball daha açıyoruz. Evet. Hadi. Ya bir siyah top çıksa belki level yükseltirken işe yarayabilir. Hiç siyah top çıkmıyor ya. Hiç ya bu PES 2021 gerçekten nasıl oldu? Hiç anlamış değilim.
Evet arkadaşlar, sonra takımın bölümünden antrenörlere tıklıyoruz. Oyuncu dönüştür diyoruz. En aşağıya doğru iniyoruz. Gücü düşük olan bütün oyuncuları seçiyoruz. Bir 30 tane daha oyuncu dönüştürebiliriz anlaşılan. Seni, Pickford. Seni. Bir de Harry Kane dönüşsün. Tamam. Şimdi Ronaldo var. Delight 36-38. Delight iyi. De Bruyne var. 11-18. Ronaldo 11-17. Ronaldo'yu aslında bir tık yükseltebiliriz. Ronaldo'ya bir 24 tane antrenör bassak inşallah iyi derecede yükselir. Abi Ronaldo çok iyi o ya. Ronaldo hiç yükselmiyor. Ronaldo'yu 14.000'lik bastım. 15'in sonlarına da yaklaşsa yeter ya, 15'in sonlarına doğru. Gayet yeterli olur bence. 15'in başına geldi. Neyse, daha başka basmayacağım arkadaşlar Ronaldo'ya. De Bruyne var. De Bruyne'e basmak istiyorum. İndirelim aşağı doğru. De Bruyne çünkü bayağı başarılı bir oyuncu. Beş tane De Bruyne'e basacağım arkadaşlar. Artık yükseldiği kadar 16 oldu. Tamam. Oblak 19-22. Oblak'ın özelliklerine bakmak istiyorum. İnşallah Oblak'tan memnun kalırız. 99-99. Kaleci uzaklaşma 98. Gayet iyi. Gayet iyi. Beckham 27-30. Beckham olabilir. Şeyi merak ediyorum. Griezmann. Yok, sol açıkta Griezmann oynatmam. Sterling. Sol açıkta. Sterling işte olabilir. Şimdi şöyle düşüneceğim. Seliha'da Mane var. Ronaldo var. Mane'yi çıkartalım bence. Onun yerine Sterling daha mantıklı bir tercih olur. O zaman şöyle yapalım. Sterling'i level yükseltelim. Sterling'e 100 binlik mi bassak? Sterling'in özelliklerini merak ediyorum arkadaşlar. Ofansif farkındalık iyi. Alçak pas tamam. Bitiriciliğe falan gerek yok. Duran top öyle. Hızlanma iyi. Şut gücü işte. Denge, dayanıklılık iyi. Tamam. Zayıf ayak kullanımı biraz sıkıntı. Sakatlık hassasiyeti diyor. Bir de Varane'a bakalım. Aslında Varane da fullenilebilir ya. Nasıl yapalım? Romagnoli işe yaramaz şu saatten sonra. Van Dijk var. Zaten Van Dijk ve De Ligt tutuyor. Bence ben önce bir Sterling'i yükselteyim arkadaşlar. Bir antrenman diyelim kardeşime. Bir 42 binlik, bir de 12 binlik basalım. Yolun açık olsun. Sterling inşallah buna değmiştir diye düşünüyorum.
O top sürme falan bayağı işe yaradı. Alçaktan pas, sıkı top tutma gayet iyi arkadaşlar. Hızlanma tam beklediğim gibi, dengesi iyi. Sıçraması kötü, fiziksel teması çok kötü. Top kazanma falan bunlar zaten şey. Hızlanma, top kontrolü 89. Sterling bence hak etmiş. Sterling'in seviyesi şu anda iyi arkadaşlar. Hep birlikte gelin Varane'ı yükseltelim. Varane'dan da memnunum. İleride şey Van Dijk'i bulduğumuz zaman geri onu da alabiliriz. 48. Bir 7000 de şöyle basalım. Stoper lazım bize arkadaşlar. Hadi Varan. 18-19 olsan yeter benim için. Gayet iyiyim. Varan'a 95 oldu arkadaşlar. Bir gelin Varan'ın özelliklerine bakalım hep beraber. Oyuncu ayrıntılarız deyip. Kafa 90. Gayet iyi. Yüksekten pas 89, tamam. Hızlanma iyi. Şut gücü iyi. Sıçraması bayağı iyi. Fiziksel temas iyi. Top kazanma, farkındalık, agresiflik gayet iyi arkadaşlar. Başka yükselteceğim oyuncu var mı? Oyuncuları levellerine %75, %80'i tamamlayıp yükseltmek istiyorum öyle. Başka bir oyuncu kalmadı arkadaşlar. Hadi hep beraber gelin. Size takımı nasıl kuracağımı göstereyim. Stoper Varan 95. Van Dijk'in özelliklerine bakalım. Fiziksel temas 97. Sıçrama 91. 91, 97, 98. ...98 dengesi böyleydi. Dayanıklılık, defansif fark 98-95'ti. Varan da yüksel arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Top gücü çok değişmiyor. O yüzden çıkarmadım arkadaşlar. Yedeklerden alabileceğim bir insan var mı? Yok. Agüero'yu almayacağım zaten. Şeyden memnunum. Forvetimiz eksikti. Kadron böyle oldu arkadaşlar. Takım gücüm 4174. Oyuncularım bu şekilde. Yedeklerim bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra as yedeklerim de bu şekilde. Hepinizin gördüğü gibi bu da böyle sizin için tanıtıcı bir video çekmek istedim. Ne yaparız, ne yapmarız? Takım ruhumuzu nasıl yükseltiriz arkadaşlar? Genelde birbiriyle uyumlu olan oyunculara bakmamız lazım. Mesela menajer bilgisine baktığınız zaman topçu hücum tarzı, top çevirme, oyun kurma, kısa pas. Mesela şöyle bakıyorsunuz Lewandowski'ye diyelim ki. Oyun tarzı top çevirme, oyun kurma, kısa pas. Yani takım ruhu dediğiniz şey aslında şu menajerin arkadaşlar, menajerin oyuncularla olan ilişkisidir. Oyuncular ne kadar menajerin oynattığına göre oynarsa takımınızın ruhu o kadar iyi olur. Attığı paslar o kadar iyi gider arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yaklaşık bir ay sonra abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.